Meteorolojinin de uyarısı var. Hemen Hüseyin'e gidelim. Evet. Bugüne ilişkin önemli bir de Evet. uyarısı söz konusu. Hüseyin günaydın. Günaydın Hüseyin. Günaydın. Meteoroloji diyor ki Muharrem fırtına Bey. geliyor. Evet. Lodos Meteoroloji fırtınası diyor ki yine. fırtına geliyor. Evet. Özlediniz mi bilmiyorum ama yine biraz başımız ağrıyacak. Geçen haftalarda kuvvetli bir fırtına yaşadık. Can kayıplarıyla sonuçlandı. Bu fırtına da bir önceki kadar değil. Belki ama %70, %80 sürete ulaşabilir. Kıyas yapabilmek için, ciddiyeti belirtmek için. O fırtına kadar yıkıcı etkisi olmasa da Ege Denizi'ndeki seferler, Marmara Denizi'nin Çanakkale-Balıkesir hattındaki deniz seferleri aksayabilir. Rüzgar saat 12-13 sularında, öğle saatlerinde en kuvvetli haline ulaşmaya başlıyor tahminlerimizde. Ve akşam saat 7 sularına, 8 sularına kadar özellikle Marmara'nın batısında etkisini sürdürüyor. Ege'de de öyle. Dolayısıyla bugüne de dikkat ediyoruz. Fırtına sebebiyle uçuşabilecek cisimler daha çok İzmir, Çanakkale arasında, İstanbul'da da lodos esiyor ama İstanbul'da bir felakete, kabusa, hayatı çok olumsuz etkilemesini beklemiyoruz, dönüşmesini beklemiyoruz. İstanbul'da ama denizle ulaşımı aksayabilir söylediğiniz gibi. Akşam saat 8, 9, 10 sularına kadar hatta. Ama bu fırtınanın peşine asıl durum hava kışa dönüyor. Yağmurlar kar yağışlarına dönmeye başlayacak tekrar önümüzdeki haftadan itibaren. Böyle İstanbul'a örnek vermek gerekirse neredeyse bu pazar gününden başlayarak cumartesi gününden böyle 7-8 gün aralıklarla yağmur ve Marmara'ya kar, Bolu'nun tepeleri, Kartepe, Kartalkaya gibi lokasyonlar kar yağışı bekliyoruz önümüzdeki hafta. Deniz seviyesindeki yerlere olmasa da yani kış gibi bir soğuk önümüzdeki hafta bizimle olacak bugünkü fırtınanın ardından. Bu da mevsimin artık batıda kışa döndüğünü gösterecek bize gibi duruyor. Önümüzdeki haftaya hazırlık yapalım. Bugünün 16-18 derece olan hava sıcaklıkları gelecek hafta çarşambadan itibaren 9 derecelere, 6 derecelere kadar inebilir hissedilen sıcaklıklar. Arada çok fark oluşacaktır. Bu lodos ısıtıyor hep bizi. Hep şu an güneyden gelen hareketlerin içindeyiz. Güneyde de daha sıcak hava. Dolayısıyla kuzeye doğru dönmesini bekliyoruz pazardan itibaren. Farklı, bambaşka bir hava. Buna hazırlıklı olalım istedik. Evet. Uyarılarımızı yapalım. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim. Hüseyin, ben bir Rüzgar. soru soracağım. Tabii. Hüseyin, her böyle yeni yıla gireceğimiz zamanlarda Evet. beklenti kar olur. Kar yağacak mı? Direkt sorayım. Kar Tabii. yağacak mı Hüseyin? Aralığın son haftasında Marmara bölgesinde çok soğuk bir hava tahmini var. Bu İstanbul'a kar getirebilir mi? Ben de merakla takip ediyorum. Olasılık olarak var. Duygu. Bir de onu kaçırırsak bu sefer de 14 Şubat'ı daha çok soruyorlar. Sevgililer gününde kar yağar mı? İki tane ihtimal var. Evet, önemli Takip olan ediyoruz. soruyor. Tabii. Ama tablo onu gösteriyor. Soğumaya ve kara doğru dönüyor yavaş yavaş hava diyoruz. Bakalım Duygu. Peki. Teşekkür İyi ederiz. hafta sonları tekrar Evet, Muharrem bir Bey. ihtimal daha var. Bir Tabii, ihtimal bir daha ihtimal var. daha var. Yağmur da yağabilir. Her zaman. Yağmur. Peki. Ona da razıyız. Evet. Oldukça ve bereketli. Peki. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de Keşke teşekkür ederim. ona çok ihtiyaç var. Teşekkür Var ederiz. Peki. Çok teşekkürler Hüseyin. İyi hafta sonları dilerim.